Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir coin inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda NKN'ye yani New Kind of Network'e bakacağız. Projesi neymiş, uzun vadeli hedefleri neler olur, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız her gün yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de sosyal medya hesaplarımda yine aynı şekilde açıklamalar kısmında yer alıyor. Özellikle Twitter ve Telegram adreslerinde çok aktifiz. Buralardaki paylaşımlarımızı da takip edebilirsiniz. O zaman videomuza geçebiliriz. Bu videomuzda dediğim gibi NKN'ye bakacağız. NKN'ye ilk etapta baktığımızda A band genişliğini ve internet bağlantısını paylaşmak için halka açık bir blok zinciri tabanlı eşler arası ağlar için açık kaynaklı bir protokol olduğunu görüyoruz. Proje 2018 Ocak'ta başlatıldı ve danışman olarak Matematika ve Wolfram Alpha'nın yaratıcısı Stephen Wolfram. Bu Matematika 1988'de çıkan bir matematik yazılımı. Şu anda her yerde kullanılan matematik yazılımlarının babası olarak nitelendirebiliriz. Ve açık anahtarlı şifrelemenin mucidi Whitefield Diffie'yi projesinde barındırıyor. NKN Mainnet Temmuz 2019'da piyasaya sürüldü ve şu anda 114.000'e kadar tam konsensus düğümüne sahip. Bu sayıyla birlikte zaten dünyanın en büyük blockchain'i oluyor. Buraya baktığımızda da dünyanın en büyük blockchain'inin sahibi olduğunu görüyoruz ve buradaki nodlar her geçen gün gitgide artıyor. Yani burada bir büyüme hala da tam gazda devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum'dan çok çok daha fazla bu sayı. Bu konsensus düğümünün ne olduğunu soracak olursanız da Proof of Work tabanlı sistemlerde bu makinelerin ve nodların oy birliği olması gerekiyor. Fir birliğine ulaşmak için tüm düğümlerin diğer tüm düğümlerle iletişim kurması gerekir. Yani burada hepsinin birbiriyle bağlantılı olması, bilgi alışverişi içinde olması gerekiyor. Konsensus düğümleri genel olarak bu şekilde işliyor ve bu sistemi biz Bitcoin, Ethereum ve NKN'de görüyoruz. Bunlar zaten Proof of Work tabanlı coinler. NKN için dikkate değer kullanım durumları şunları içerir. İçerik dağıtım sistemi. Bu içerik dağıtım sistemi Çin video devi olan Iki ile sözleşmeli, markanın okunuşunu bilmiyorum. Ve bu marka 6 milyar dolar bir piyasa değerine sahip. Genel olarak Çin tabanlı bir proje olduğunu görüyoruz. Çünkü en büyük kullanıldığı alanlar arasında Çin yer alıyor. Burada da zaten dönen yerlerde görebiliyoruz. Daha doğrusu biraz daha aşağı geldiğimizde aynen burada çalışmakta olduğumuz şirketler arasında burada Iki'yi, China Mobile ve Synology'yi görüyoruz. Sonrasında diğer kullanım durumuna baktığımızda sınır bilişim. Burada China Mobile ile sözleşmeli. China Mobile'in de piyasa değeri 960 milyar dolarlık devasa bir market değerine sahip. DChat güvenli mesajlaşma uygulamasında kullanılıyor. Enshell güvenli uzak terminal erişimi olarak şu anda kullanıldığı durumları söyleyebiliriz. NKN'nin fikir birliği algoritması basit bir yerel çoğunluk kuralının az sayıda iğnelemede sistem düzeyinde yakınsamaya yol açabileceği cüresel otomata yeni bir bilim türü ve Ising modeline dayanmaktadır. Tasarım amacı rastgele sayıda eşit konsensus düğümünü ölçeklendirmektir. Yani burada zaten ana amaçları bu ağı büyütebildikleri kadar büyütmek ve Bitcoin blockchain'indeki eksiklikleri tamamlamak bir nebze. Yani genel olarak bu şekilde ve burada zaten NKN'yi diğerlerinden en fazla öne çıkaran şey Çin'in en büyük şirketleriyle anlaşması olması. Yani projeyi güçlendiren şey bir nevi. Sonrasında burada sitede en üste çıktığımızda burada sitenin açılımında bize yine bilgileri veriyor ve burada Show Me More deyince böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfaya baktığımızda da yine NKN hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Burada da söylenen şey de yıllarca süren dönüşümden sonra internet orijinal vizyonunu ve ruhunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Örneğin ağ tarafsızlığı bozuldu, spektrum ve band genişliği verimli kullanılamıyor, bilgi parçalıdır ve sansürlenebilir ve gizlilik koruması sınırlıdır. Bunlar ağın bir reforma ihtiyacı olduğunu işaret ediyor. Yani hem bir büyük bir blockchain oluşturma amaçları var, hem de modern internetin sorunlarını giderme amacı var NKN'nin. Mevcut çözümler yeni nesil blok zinciri sistemleri için uygun değildir. Bunların nedenine baktığımızda da verimliliği arttırmak için merkezi bir yaklaşım kullanılıyor. Fikir birliğini hızlandırmak için ağın ölçeklenebilirliğinden ödün veriliyor. Düğümlerin katılım oranını sınırlanıyor ve güvenliği arttırmak için yetkilendirme gerektiriyor. Yani başka bir kişiye bu yetkiyi tanıyor ki o da zaten manipüle edilebilir. Yani o kişi ne isterse ağ üzerinde
söz sahibi olabiliyor biliyorsunuz. Matematik ve teknoloji ile çözülmesi gereken sorunları çözmek için tamamen finansal motivasyonları veya güvenilir üçüncü tarafları kullanıyor. Bunlar da genel alan üzerindeki en büyük sorunları doğuruyor zaten. Sonrasında burada aşağıya baktığımızda burada 3 tane seçenek olduğunu görüyoruz. Structure, Utilization ve Centralization. Burada Structure kısmına baktığımızda bu yapının verimli olmadığını söylüyor bize. İstemci sunucu modeli pahalı, karmaşık ve başarısızlığa ve saldırıya açık. Günümüzde çoğu iletişimin engellenebileceği ve sabote edilebileceği, hacklenebileceği veya gizlice dinlenebileceği merkezi bir sunucudan geçmesi gerekiyor. The Utilization kısmına baktığımızda verimsiz ağ kullanımı kaynak israfına neden olur ve mevcut internet en yoğun trafik için tasarlandı. Ancak çoğu zaman bu ağlar yetersiz kullanılıyor ve kullanılmayan bant genişliğini her saniye boşa harcıyor. Burada blockchain sistemlerinin merkezleştirmesinin güveni azalttığını söylüyorlar. Birçok büyük internet projesi bilgileri hızlı bir şekilde toplamak ve erişilebilir kılmak için merkezi olarak kontrol edilen sunucuları kullanır. Bu çözüme olan güveni ve ziyaretçinin güvenliğini azaltır. Çünkü bunlar merkezi bir yapıdan geçtiği için o merkezi yapıda kimin söz sahibi olduğunu bilmek zor. Ve o söz sahibi olan kişi zaten adı üstünde oradaki tüm olayları kontrol edebilme gücüne sahip. Bu da diğer kişilerin bağımsız güvenilirliğini sarsan bir şey. Yani genel olarak NKN'nin bunlara çözüm sağlamayı amaçladığını görüyoruz. Ve bunlar için de hala daha çalışmaları devam ediyor. Genel olarak NKN yani New Kind of Network'ün projesi bu şekilde. Şimdi CoinMarketCap kısmına geldiğimizde CoinMarketCap'te şu anda 1 milyar token olduğunu ve bunun 700 milyonun piyasada olduğunu görüyoruz. Ve şu anda fiyatı 32 centle 228 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. Hala da market cap'i düşük yani bir proje için özellikle böyle bu kadar iddialı projeler için bu market cap şu an için az kalıyor. Bundan önce zaten bu yılın 2021'in Nisan aylarında büyük bir yükseliş yapmıştı NKN. Burada market cap verisine baktığımızda da zaten en tepeyi orada görmüştü. Burada maksimum market cap'e baktığımızda da bu yılın Nisan ayında yaptığı rally ile beraber 766 milyar dolarla tepeyi gördüğünü görüyoruz. Yani hala daha 1 milyar dolara ulaşamayan bir coin. Ve bunun öncesinde de 1 milyar dolara ulaşamamış. En azından bu kadar büyük, yani bu kadar büyük dediğim dünyanın en büyük blockchain sistemine sahip 114 bin nodla ve bunların arkasında olduğu güçle beraber hala daha bu kadar düşük market cap'te olması hala daha projenin çok fazla keşfedilmediğini bize gösteriyor. Yani burada en azından zaten 1 milyar dolara ulaşsa şu anki fiyatından yaklaşık 5x yapması beklenir. Birazdan zaten fiyat analizinde geçeceğiz. O yüzden bu şu anda çok değerlenmemiş bir proje gözüyle bakabiliriz. Tabii önümüzdeki zamanlarda burada kalan arzın %30'u da piyasaya sürüldüğünde o zaman fiyat üstünde bir negatif baskılanma söz konusu olabilir. Ama bunun çok fazla olacağını sanmıyorum. Çünkü zaten tüm coinlerin %70'i piyasa üzerine çıkmış. O yüzden bundan sonraki etkiler o kadar sert olmayacaktır. Burada fiyat analizi kısmına baktığımızda çünkü burada CoinMarketCap'si kısmında da çok fazla söylenebilecek bir şey kalmadı. Söyleyebileceğimiz şeyleri projesine bakabileceğimiz kadar baktık. Şimdi fiyat analizi kısmındayız. Fiyat analizine baktığımızda önce kısa vadeli, sonra orta vadeli ve devamında da uzun vadeli hedeflerine göz atacağız. Öncelikle indikatörleri kapatıyorum ve burada bir tam ekran yapıp burada NKN'nin grafiğine bakalım. NKN'de şu anda yükselişle beraber genel piyasa üstünü çünkü geçtiğimiz günlerde güzel bir yükseliş olmuştu. NKN'de bunlardan nasibini aldı ve zaten bu yaptığı dip tarafında %20'lik bir yükseliş gerçekleştirdi ama şu anda bir direnç bandına yaklaştığını görebiliyoruz. Eğer buradaki kırmızı bandın üstüne kendini attığını görürsek o zaman yukarı yönlü hedeflerinden söz edebiliriz. Zira burada bir fincan kupa formasyonundan da söz etmemiz mümkün. Yani buradaki çanak dibi kadar şuradan düz gelirsek eğer hedef olarak da burası yukarı kırıldığında yukarı yönlü olarak 43 civarlarına hedef koyabiliriz. Yani buradaki direnç bandımız kırıldıktan sonra %25'lik bir yükseliş daha beklenebilir. Bu kısa vadeli için güzel bir hedef oluyor. Zira şu anda piyasa üzerinde
yavaş yavaş dönüş sinyalleri olduğu için biraz daha ben aşağı geri çekilmesini bekliyorum. Bu geri çekilmede de 30-82 bandı şu an için önemli bir seviye. Eğer 30-82'nin altına inerse buradaki düşüşlerin devamlılığı gelebilir. Burada bir de göz ardı etmememiz gereken şey, en son yaptığı düşüşten şu anki yükselişe bir fib çektiğimizde bu fibin 618 bölgesi de 29 sent civarına denk geliyor. Bu 29 sent de ilk etapta güzel bir yukarı yönlü sekme bandı olabilir. Yani buradan bir bounce vermesi beklenebilir yukarı yönlü. Yani buradan diğer fib seviyesine doğru bir yükseldiğini varsayarsak eğer %6'lık yani gayet güzel bir kar sağlayabilir ilk etapta. Ama burada aşağıdaki sarı bant kırılırsa, özellikle 28 kırılırsa, o zaman çok ciddi düşüşler devamında gelebilir. Kısa vadeli söyleyebileceklerimiz şu an için bu kadar. Bir de kısa vadeliye son ekleyebileceğimiz şey, yukarı yönlü olarak şurada 16 Eylül'de yaptığı tepe diyebileceğimiz iğneden aşağı yönlü 29 Eylül'de yaptığı dibe bir fib çekersek de burada 37 ve 37,5 seviyelerinin 618 düzeltme seviyesi olduğunu görüyoruz ki bu seviyede zaten yukarıdan gelen mor trendin direnç bandına denk geliyor. O yüzden burada 37 sent civarlarından da eğer çıkarsa bir satış baskısı yiyebileceğinden söz edebiliriz. Burada orta vadeli grafiğe baktığımızda orta vadeli grafikte bu aşağıdan gelen parabolik trendin korunması önemli ki daha derin düşüşler gelmesin. Bu parabolik trendlerin kullanımını bilmiyorsanız da sağ üstte çıkan kartlardan o videoya ulaşabilirsiniz. Burada parabolik trend kırılırsa genelde %10'luk ya da %20'lik bir düşüş beklenir. Burada zaten ölçtüğümüzde aşağıdaki destek bandına kadar gerilerse %15'lik bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Burası önemli. Bir de burada Temmuz düşüşünden sonra Eylül başındaki yükselişine bir fib çektiğimizde de bu fibin 618 geçtiğimiz günlerde kırıldı ama şu anda tekrardan üstüne çıkmayı başardı. Yani Bitcoin üzerinde yukarı yönlü bir hareketin devamının gelmesi durumunda 41,5'ların sonraki fib seviyesi olan 41,5'un tekrardan test edilmeye gidebileceğini söyleyebiliriz. Orayı ilk etapta biraz daha kısa orta vadeli hedef olarak kendimize belirleyebiliriz. Bir de ATH'den gelen, yaptığı en yüksek seviyeden gelen, yani 1,5'tan gelen düşen trende baktığımızda da bu trendin kırılmasıyla birlikte NKN'nin büyük yükseliş hareketi başlayacaktır büyük ihtimalle. Yani benim beklentim o şekilde, o yönde en azından. Ve bu yükselişin gelmesi durumunda da şöyle bir ABCD formasyonu yapabiliriz ki bunun hedefi de yukarı yönlü, zaten yaklaşık olarak 68 santlere geliyor. Buradaki kırılımın yukarı yönlü gelmesi durumunda 68 santi de ikinci hedef olarak belirleyebiliriz. Ve orta vadeli ana hedefimiz de burada 1 dolar bandı. Bu 1 dolar bandını nasıl belirlediğimizi de sormak isterseniz, yani merak ederseniz, burada 1,5 dolarda gördüğü tepeden aşağı yönlü 20 Temmuz'da yaptığı dibe bir fib çektiğimizde bu fibin 618 ve 0,65 bölgesi, yani Golden Bucket seviyesi, burada bize orta vade hedefimizi, yani büyük düzeltme seviyesini veriyor. Yukarı yönlü eğer burada 1 dolara geldiğini görürsek oradan bir sert tepki yiyebileceğini tahmin edebiliriz. O yüzden burası çok güzel bir kar alma noktası, elinde tutanlar için tabii. Uzun vadeli hedeflerine de bakacak olduğumuzda yukarı yönlü 1,29 seviyesi kırıldıktan sonra büyük bir rally'nin devamında gelebileceğini söyleyebiliriz. Ama bunu kendi başına yapması çok zor çünkü genel piyasanın, yani burada Bitcoin'in bir önderliği olması gerekiyor. Yıl sonu hedefi olarak ben şu anda Bitcoin'in yıl sonu beklentim gerçekleşirse tekrardan yeni bir ATH yapacağını düşünüyorum NKN'nin. Yani 1,5 dolarları çok rahat bir şekilde geçebileceğini söyleyebilirim. Biraz daha uzun vadeli hedeflerine baktığımızda da ilk olarak 2,30, sonra 2,81 ve ana hedefimiz 3,63 olarak söyleyebilirim. Yani burada 3,63 seviyesine gelmesi demek zaten şu anki fiyattan 10x yapması, hatta 10x'in üstünde bir yükseliş demek. Yani burada eğer bu projeyi sevdiyseniz ve uzun vadeli yatırımcısı olmak istiyorsanız kendinize hedef olarak 3,63'leri belirleyebilirsiniz. Burası da biraz önce çektiğimiz bu orta vadeli hedefi belirlediğimiz fibin 360 pardon 2,618 bölgesi. Buralar bildiğiniz gibi Fibonacci üzerinde belirlediğimiz uzun vadeli hedef lokasyonları. Yani NKN'nin de fiyat analizi kısmında şu an için bunları söyleyebilirim. Bir de aşağı yönlü eğer buradaki düşüşler devam ederse, yani burada 235'in de kırılması olursa
En güçlü destek şu an için 17 sent. 17 sent de kırılırsa burada çok büyük dip seviyeleri görebiliriz. Ama ben NKN'de maksimum, yani çok kötü bir senaryoda bile en fazla düşebileceği yer olarak burada 62'yi görüyorum. Yani 6 senti tahmin ediyorum. Aşağısına çok fazla ineceğini sanmıyorum. Olur da inerse en dip, yani bedavaya alınabilecek, benim gözümde bedavaya alınabilecek yerde 3 ve 4 sent aralığı. Yani bu bölgeye gelirse çok güzel alım fırsatları verir. Uzun vadeli bekleme alanları olur. Tabi böyle bir düşüş gelmesi için Bitcoin'in çok büyük salması gerekiyor. Çünkü şu anki fiyattan bile aşağıya baktığımızda %90'lık bir düşüş. ATH'den buraya baktığımızda da yaklaşık %96'da %97'lik bir düşüş olması gerekiyor. Bunlar tabii şu an için geçerli değil. Yani şu an böyle bir düşüş öngörülmüyor. Ama eğer olursa diye buradaki en dip seviyeler kötü gün planı olarak aklımızda bulunabilir. Yani genel olarak NKN'nin fiyat analizi de bu şekilde. Son olarak bir de indikatörlere bakacağım. İndikatörlerde 4 saatlik çok önemli değil ama günlüğe baktığımızda günlükte bir dead cross geldiğini görüyoruz. Yani 200 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kesiyor. Bunun gelmesi güzel değil. Şu anki olduğu fiyatta zaten 21 günlük hareketli ortalama. Yani bir direnç konumunda, bunun üstüne bir de hareketli ortalamalar üzerinde bir dead cross gelmiş. Bu bir düşüş forması, yani daha doğrusu düşüş sinyalidir. Ama her zaman çalışacak diye bir şey yok tabii ki. Ve bunların bulunduğu konuma da bakarsak burada more trendimizin üstünde olduğunu görüyoruz. Yani buradaki 40 cent bandı çok güçlü bir direnç bölgesi. 40 cent kırıldığı gibi rallisine başlayacaktır diye düşünüyorum. 40 centin üzerinde günlük, hatta haftalık kapanış görürsek çok güzel yükselişlerin bizleri beklediğini burada söylememiz mümkün. Genel olarak NKN'nin dediğim gibi fiyat analizi bu şekilde. Bu videomuzda sizlere NKN'nin projesini ve fiyat analizini yapmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki yüklediğim videolardan haberdar olabilin. Bildirimleri açarsanız da videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Özellikle Twitter ve Telegram'dan aktif bir şekilde paylaşımlarımız devam ediyor. Bunları da kaçırmamak istiyorsanız hesapları takip edebilirsiniz. Son olarak YouTube'un katıl butonu açıldı. Oradaki avantajlardan da faydalanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. O zaman bugünkü videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.